Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. SRC 3 2021 sınavlarında çıkacak yazılı sınav sorularından 25 adet soru hazırladım arkadaşlar. SRC 3 ve SRC 4 ortak sorular arkadaşlar. Özellikle SRC 3 sınavlarına girecek arkadaşlarımızın talebi üzerine SRC 3 sorularını derledim. Mutlaka arkadaşlar soruları çözerek sınava girin. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Ayrıcalıklardan faydalanmak için de katıl butonuna tıklayarak kanala katılıp örnek soruları çözebilirsiniz. Uygulama ve yazılıda bir numarayız arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Milli Eğitim müfredatına uygun olarak soruları hazırlıyoruz. 40 soru çıkıyor. Her soru 2,5 puan. Başarı notumuz 70. 28 doğru arkadaşlar 70 puan yapmaktadır. Sınavda yanlış cevaplar dikkate alınmadığı için boş bırakmayın arkadaşlar. 40 sorunun süresi 1 saat 60 dakikadır arkadaşlar. Uygulamadan 3 soru çıkıyor. İkisini doğru cevaplayanlar sınavı geçmiş sayılıyor arkadaşlar. SRC nedir? SRC Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren sürücülerin alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. Serici çeşitlerinden sınavlarda sorular geliyor arkadaşlar. Mutlaka bilmeniz gerekiyor. Serici 1 uluslararası yolcu taşımacılığı. Serici 2 yurt içi yolcu taşımacılığı. Serici 3 uluslararası yük kargo. Serici 4 yurt içi yük kargo. Serici 5 ise tehlikeli madde taşıyanların alması gereken mesleki yeterlilik belgesi ADR'dir arkadaşlar. Evet. Hemen arkadaşlar sorularımıza başlayalım. Aşağıdaki mesleki yeterlilik belge türleri eşleştirmelerinde hangisi yanlış olarak verilmiştir? SRC 3 uluslararası eşya kargo taşımacılığı, SRC 2 yurt içi yolcu taşımacılığı, SRC 4 tehlikeli madde taşımacılığı, SRC 1 uluslararası yolcu taşımacılığı. Burada yanlış olanı bize soruyor arkadaşlar. SRC 4 tehlikeli madde değil arkadaşlar. Nedir arkadaşlar? Yurt içi eşya kargo taşımacılığı değil mi? SRC 5'tir tehlikeli madde taşımacılığı yapanların alması gereken mesleki yeterlilik belgesi. Ceyhan seçeneği yanlış arkadaşlar. İkinci sorumuz 4 saat 30 dakikalık taşıt kullanma süresinin sonunda sürücü bir dinlenme süresini kullanmaya başlamayacaksa en az kaç dakikalık bir mola verir? Evet arkadaşlar yani 4,5 saat bakın 4,5 saat araç kullandıktan sonra kaç dakika mola vermesi gerekiyor bakın 4,5 saat araç kullandıktan sonra 45 dakika değil mi? Mola sayımız. Evet. Devamlı toplamda ise 9 saat araç kullanabiliriz. Evet bakın arkadaşlar 9 saat araç kullanabiliriz. 45 dakikayı 15'er dakikalık aralıklarla da kullanabiliyoruz. Burada cevabımız Denizli seçeneğimiz doğrudur. Üçüncü soru. Araca eşya yükleme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir. Yükleme süreci bittiğinde kasa kapakları kapatılır. B. Kasa pimlerinin sağlamlığı kontrol edilir. C. Yolda trafik denetimi varsa fazla yük alınmamalıdır. D. Taşıma esnasında yükün veya eşyanın etrafa dağılmasını ve saçılmasını önlenir. Evet arkadaşlar bakın burada eşya yükleme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir dediğinde yolda trafik denetimi varsa fazla yük alınmamalıdır. Hiçbir şekilde arkadaşlar kurallara uygun bir şekilde yük alınmalıdır değil mi? Denetime göre alınmamalıdır. Evet Ceyhan seçeneği doğrudur. Dördüncü sorumuz dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde bozulan araçlar için kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının diğer araç sürücüleri tarafından en az kaç metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir? 50 metre, 100 metre, 150 metre, 200 metre.
Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde bozulan araçlar için arkadaşlar bakın bu serici 1, 2, 3, 4'te de çıkar. Hepsinde çıkar. 150 metreden görülecek şekilde olması, yerleştirilmesi nedir? Gerekir. Beşinci sorumuz, şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? A. Yükseklik anlamında gabari sınırlaması levhası. B. Genişlik anlamında gabari sınırlaması. C. Kamyon giremez levhası. D. Uzunluk anlamında gabari sınırlaması levhası. Bakın arkadaşlar, levha trafik tanzim işaretidir. 10 metre uzunluk gabarisini bize bildiriyor değil mi? Evet, uzunluk gabarisidir. Denizli seçeneğimiz doğrudur. Gabari deyince aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Yükseklik, genişlik ve uzunluk ölçüleri gelecek. Ağırlık ölçüsü gabari değildir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen 6. sorumuza geçebiliriz arkadaşlar. 6. sorumuz arkadaşlar. Bakın burada 6. sorumuz yine ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saat araç sürebilirler? Devamlı olarak arkadaşlar 5 saat, 6 saat, 9 saat, 4,5 saat. Evet, 4,5 saat değil mi arkadaşlar? 4,5 saat devamlı olarak araç kullanabiliyorlar. 4,5 saatten sonra 45 dakika mola, devamlı olarak toplamda ise 9 saat. Evet, C şıkkımız burada doğrudur. 7. sorumuza bakalım. Yurt içi taşımalarda gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekliyle gerçek değerini belirleyen belgeye ne denir? A. Sevk irsaliyesi, B. Taşıma senedi, C. Yetki belgesi, D. Taşıt belgesi. Burada bakın arkadaşlar, eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekliyle gerçek değerini belirler. Belge sevk irsaliyesidir değil mi? Evet, Adana seçeneğimiz burada doğrudur. 8. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz? Evet, yine serici 1, 2, 3, 4'te çıkar arkadaşlar. A. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek. B. Kurallara uygun park etmiş araçlara çarpmak. C. Aracın taşıma sınırının üstünde yük ve yolcu almak. D. Karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şeride girmek. Arkadaşlar burada da dikkat edersek aracın taşıma sınırının üstünde yük ve yolcu alması asli kusur sebebi sayılmaz. Burada Ceyhan seçeneğimiz doğrudur. 9. sorumuz arkadaşlar, kazaya yatkın kişilik tiplerinden sorulmuş. Bakın öncelikle kazaya yatkın kişilik tipleri nedir? Bundan bahsedeyim size. Aşırı olumlu düşünen, aşırı olumsuz düşünen, bencil, kaderci, karamsar, kendine çok güvenenler arkadaşlar kazaya daha yatkın kişilerdir değil mi? Sorumuz şu, aşağıdakilerden hangisi kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri değildir? Evet. A. Kaderci, B. Kendine çok güvenen, C. Kuralcı, D. Bencil. Evet arkadaşlar, burada şöyle düşünelim, kazaya en çok kaza yapanlar kendilerine daha çok güvenen insanlardır. Evet. Burada bize yatkın kişilik tiplerinden biri değildir diye sormuş. Kuralcı olan arkadaşlar, kurallara uyan kişi kazaya yatkın kişi değildir. Ceyhan seçene. Diğerleri kazaya yatkın kişilik tipleridir. 10. sorumuza geçebiliriz arkadaşlar.
hemen bakalım. Yüksek şiddetle gürültüye maruz kalan kişide ne oluşur? A. Göz kızarıklığı, B. İşitme kaybı, C. Mide krampı, D. Konuşma zorluğu. Yüksek şiddette gürültüye maruz kalan kişide işitme kaybı söz konusudur, değil mi arkadaşlar? Yüksek şiddet gürültülü bir yerde işitme kaybı söz konusu olabiliyor. Bursa seçeneği doğrudur. 11. soru, aşağıdakilerden hangisi kaçakçılıkla mücadele kanunu ile yaptırım altına alınan fiilleri önleme, izleme ve araştırmakla görevli olanlar arasında yer almaz? A. Mülki amirler, B. Belediye personeli, C. Gümrük müsteşarlığı personeli, D. Sahil güvenlik komutanlığına bağlı personel. Evet arkadaşlar, burada kaçakçılıkla mücadele kanunu ile yaptırım altına alınan fiilleri önleme, izleme ve araştırmakla görevli olanlar arasında belediye personeli yer almaz. Bursa seçeneğimiz doğrudur. Hemen 12. sorumuza bakalım. Aşağıdaki araçların hangilerinde takograf cihazı bulundurmak ve kullanmak zorunludur? A. Şehir arası taşımacılık yapan bütün araçlarda, B. Ticari amaçla kullanılan bütün araçlarda, C. Şehir içi ve şehir dışı yolcu taşıyan bütün araçlarda, D. Kamyon, otobüs ve çekicilerde. Takograf cihazı kamyon, otobüs ve çekicilerde bulunur arkadaşlar. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 13. sorumuz. Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan taşıtlarda çalışan personelin çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması'na göre herhangi bir 15 günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez? 60 saat, 70 saat, 80 saat, 90 saat. Evet arkadaşlar, tabii ki 90 saati geçemiyor. Denizli seçeneğimiz doğru cevabımız. 14. sorumuz arkadaşlar. Karayolları Trafik Yönetmenliği'ne göre 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir? 2 defa 9 saat, 3 defa 9 saat, 2 defa 10 saat, 3 defa 10 saat. Evet arkadaşlar, bu soruda sık sık sınavlarımızda geliyor. Tabii burada da arkadaşlar 3 defa 9 saate kadar indirilebiliyor. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 15. soru, zayi nedir? A. Malın yanması, kaybolması, çalınması, yetkili makamlarca el konulması, yanlışlıkla alıcıdan başkasına teslim edilmesi halleridir. B. Nakliyenin taşıdığı malın değerinin azalmasına neden olan her türlü maddi kötüleşmesi. C. Malın geç teslim edilmesi. D. Yükümlülüklerin ihlali. Burada zayi ne demektir? Zayi kaybolmak demektir arkadaşlar. Çalınması, el konulması anlamındadır. Evet, yani Adana seçeneğimiz, bakın, doğru cevabımız. 16. soru, aşağıdakilerden hangisi karayolu taşıma yönetmeliğinin kapsamı dışındadır? A. Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları, B. Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar, C. Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri, D. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların romorklarıyla yapılan taşımalar. Evet arkadaşlar, burada karayolu taşıma yönetmenliği kapsamı dışında olanı soruyor, bakın bize. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların romorklarıyla yapılan taşımalar karayolu taşıma yönetmenliği kapsamı dışındadır. 17. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 3. ülke taşımasıdır? A. Türk plakalı bir araç ile Almanya'dan Türkiye'ye taşıma. B. Türk plakalı bir araç ile Almanya'dan Bulgaristan'a taşıma.
C. Türk plakalı bir araç ile Türkiye'den Almanya'ya taşıma. D. Türk plakalı bir araç ile Türkiye'den İran'a taşıma. Üçüncü ülke taşımasını soruyor. Arkadaşlar bakın burada. Üçüncü ülke taşımasını. Bakalım. Türk plakalı bir araç ile Almanya'dan Bulgaristan'a. Bakın arkadaşlar burada 3 tane söz konusu değil mi? Evet. Evet. Bursa seçeneğimiz Almanya, Bulgaristan ve Türkiye. Evet. Türk plakalı bir araçla. Evet arkadaşlar. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 18. soru. Tır karnesi alındığı tarihten itibaren kaç gün süreyle geçerlidir? 15, 45, 60, 90. Tır karnesi ne kadar süreyle geçerli arkadaşlar? 60 gün süreyle geçerlidir. Cevabımız Ceyhan seçeneği doğrudur. 19. sorumuz. Sigortanın ana ilkelerinden birisi hangisidir? Arkadaşlar sigortacılığın temel prensipleri, ilkeleri şunlardır. Bir, sigorta edilebilir menfaat yani risk. İki, azami iyi niyet. Üç, tazminat sınırı. Azami teminat. Dört, hasara katılım birlikte sigorta. Beş, yakın sebep hasara en yakın neden. Evet arkadaşlar burada dikkat edersek sigortanın ana ilkelerinden birisi poliçe sebebi mi, prensibi mi, yakın neden prensibi mi, fesis prensibi mi yoksa prim prensibi mi? Tabii ki burada da dikkat edersek arkadaşlar yakın değil mi? Yakın neden prensibi. Evet. Yakın sebep. Bursa seçeneğimiz sorumuzun cevabıdır. Hemen evet 20. soru. Uluslararası kargo taşımacılığı konusunda faaliyet gösteren sürücülerin sahip olması gereken mesleki yeterlik belgesi hangisidir? Bakın arkadaşlar bu sorular sık sık sorulmaya başlandı. Dikkat edin. Serici belgelerini mutlaka bilin. Serici bir belgesi neydi? Uluslararası yolcu. Serici 3. Uluslararası nedir arkadaşlar? Kargo eşya taşımacılığı değil mi? Serici 2. Yurt içi yolcu. Serici 5. Tehlikeli madde. Bize sorulan nedir? Uluslararası kargo taşımacılığı. Kargo taşımacılığı serici 3 ile yapılmaktadır. Bursa seçeneğimiz doğrudur. 21. soru. Karayolu Taşıma Yönetmenliğine göre K3 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç adet taşıtı sözleşmeli olarak çalıştırabilirler? A. Özmal taşıt sayısının yarısı kadar. B. Özmal taşıt sayısı kadar. C. Özmal taşıt sayısının iki katı. D. Sözleşmeli taşıt çalıştıramazlar. K3 yetki belgesi sahipleri arkadaşlar sözleşmeli taşıt çalıştıramıyorlar. Bilginiz olsun. Denizli seçeneğimiz doğrudur. 22. sorumuz. Kuru havada takip mesafesi ne kadar olmalıdır? A. 2 saniyede kat edilecek yol mesafesi kadar. B. 3 saniyede kat edilecek yol mesafesi kadar. C. 4 saniye de kat edilecek yol mesafesi kadar. D. 5 saniyede kat edilecek yol mesafesi kadar. Kuru havada arkadaşlar takip mesafesi 2 saniyede kat edilecek yol mesafesi kadar olmalıdır. Adana seçeneğimiz doğrudur. 23. soru. Tehlikeli eğim iniş yokuş aşağı yapan bir araç sürücüsün aracı nasıl kullanmalıdır? A. Araç yüksek viteste kullanılmalıdır. B. İniş yaparken sık sık fren pedalına basarak aracın hızı düşürülmelidir. C. Vitesi boşa atmalı. Sık sık fren yapmalı ve tehlike anında vites geçişi gerçekleştirmelidir. D. Geçiş çıkış yapılan vites ile inilmeli ve egzoz freni kullanılmalıdır. Tehlikeli iniş yapan bir araç sürücüsü aracı nasıl kullanmalıdır arkadaşlar? Sorulan sorumuz. Çıkış yapılan vites ile inilmeli, egzoz freni kullanılmalıdır, değil mi? Evet. Cevap Denizli seçeneği
Doğrudur. Son iki sorumuz arkadaşlar. 24. sorumuz. Yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında bulunan kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarına en az kaç metre mesafede duraklama yapılamaz? A. Yerleşim birimleri içinde 5 metre. Yerleşim birimleri dışında 100 metre. B. Yerleşim birimleri içinde 10 metre. Yerleşim birimleri dışında 150. C. Yerleşim birimleri içinde 15. Yerleşim birimleri dışında 140. D. Yerleşim birimleri içinde 5. Yerleşim birimleri dışında 150. Yerleşim birimleri içinde ve dışında kavşaklar, tüneller, köprüler, bağlantı yollarına yerleşim yerleri içerisinde 5 metre, yerleşim yerleri dışında 100 metre mesafe içerisinde duraklama yapmak yasaktır arkadaşlar. Adana seçeneğimiz doğrudur. Son sorumuz arkadaşlar. Aracın 2 saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır? Fren mesafesi, duruş mesafesi, takip mesafesi, intikal mesafesi. Evet, 2 saniyede kat edeceği yol uzunluğu tabii ki arkadaşlar takip mesafesi için kullanılır. Evet, takip mesafesi hızın yarısıdır. Aracın 2 saniyede kat edeceği süredir. 88-89 sayılarını arka arkaya saydığımız zaman da yine bize takip mesafesini verir. Evet arkadaşlar, Serece 1-2-3-4'te YouTube kanalı en doğru adresiniz. Serece 1-2-3-4-5'te tek adres. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize başarılar diliyorum. %100 Serece 1-2-3-4-5'te 2021'de yazılı ve uygulama sorularını çözerek başarınızı artırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.